Varsa pas. Beres divan. Beşdari neja. Serokê sazî û partiyê siyasî. Bi dilekî germ. Bi dil û can. Ve silav dikim. Silav û rêz. Silav û hurmet çiver. Li ser navê kongra civata demokrat. Em dibêjin bi dil û bi can bi xebata kongra galeri rene. Ji ber vî awayî ez dixwazim bi zimanê zikmayî pirs û silavê xwe bînim ziman. Lê ji bo beşdarên hêja tên bigêje ez ê bi zimanê tirkî çend heb fikr û ramanê xwe jî bînim ziman. Sayın Divan, değerli katılımcılar, siyasi partilerimizin, değerli başkanları, sivil toplum örgütlerimizin, değerli temsilcileri, hepinizi Demokratik Toplum Kongresi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda, Kürtler, demokratik muhalefet ve devrimci güçler darbelerle ve darbeler sonucunda oluşturulan siyasi iktidarlarla sindirilmeye, susturulmaya, yok edilmeye çalışmıştır. Ancak özgürlük tutkusu o kadar güçlü ki asla ve asla bu tutku vazgeçilmez bir tutku olduğu için asla ve asla demokrasi güçleri, devrimciler sindirilememiş, yok edilememiştir. Bugün buradaysak, birlikte özgürlüğü haykırıyorsak, özgürlüğün ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir. Özgürlük, kökleri toprakta olan bir tohuma benzer. Biçilse de bu tohum daha güçlü bir şekilde çıkar. Eğer özgürlük tohumlarını bugün toplu mezarlara bile gömseniz, o toplu mezarlardan özgürlük fışkıracak. Buna yürekten inanıyorum. Değişim dönüşümün yaşandığı önemli bir süreçten geçiriyoruz. Kürt mücadelesi, devrimci mücadele, barış mücadelesi, özgürlük mücadelesi yeni bir döneme, yeni bir sürece girmiştir. Dünyadaki gelişmeler, Orta Doğu'daki değişim ve dönüşüm rüzgarları aslında Türkiye'de de değişimin kaçınılmaz olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Değişim ve dönüşüme öncülük etmek önemlidir. Bugün Halkın Demokratik Kongresi'nin burada bu kararı alması mücadele yolunda ortak bir mücadele zeminini oluşturması geleceğimiz açısından, özgürlük açısından, barış açısından çok önemli bir adımdır. Biz yıllardan beri demokrasi için çırpınan, hak ve özgürlüklerini savunan Kürtler olarak yanınızdayız, sizinle beraberiz, sizinle birlikte mücadele etmek istiyoruz. Değerli dostlar, yıllardan beri Türkiye askeri bir vesayetin altındaydı. Bugün bu vesayet rejiminin artık tartışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Peki vesayet rejimi yerine farklı bir şey mi geliyor? Yani vesayet rejimi ortadan kalktığında demokrasi güçleri veya demokrasi kazanmış mı oldu? Hayır. Tam tersine çok tehlikeli bir sürecin içine girdiğimizi
görmemiz gerekmektedir. Bugün bu hükümetin tavrı ve tutumu gerçekten faşist, ırkçı bir diktatörlüğü Türkiye'nin gündemine ve Türkiye'de egemen kılmaya yönelik bir anlayışın içinde olduğunu göstermektedir. Bu konudaki endişelerimizden haklı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün binlerce Kürt devrimcisi, siyasetçisi, hukukçusu, gazeteci ve devrimci yoldaşlarımız cezaevlerindedir. Bu tehlikeli gidişe, faşist ırkçı anlayışa dur diyebilecek tek güç buradadır, bu güçtür. Bunun çok doğru kullanılması gerekiyor. Gerçekten artık kendimizi darlıklarımızdan kurtararak çok daha geniş bir şekilde geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine, annelerimizin geleceğine ve attıkları gözyaşlarını düşünerek mücadeleyi daha güçlü, daha kararlı ve birbirleriyle kenetlenmiş bir güç olmaya dönüştürme yolunda birbirimize taviz vererek ama demokrasi karşıtlarına taviz vermeden bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekmektedir. Ancak bu şekilde başarabiliriz. Kürtler demokrasi güçleri olmadan, devrimciler olmadan bunu başaramaz. Devrimciler Kürt halkının özgürlük mücadelesini görmeden, tanımadan, yanına almadan, yoldaşı olmadan da başaramaz. Bunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. Ben izin verirseniz gündemde olmamakla birlikte bu başkanlık tartışmalarıyla, başkanlık sistemiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Başkanlık bir sistemdir. Eğer siz bu sistemi işselleştirmişseniz ve Türkiye'de yeni bir sistemi gündeme getiriyorsanız o zaman birçok soruya cevap vermeniz lazım. Başkanlık sisteminde halkların, yerel iktidarların yeri var. Başkanlık sistemlerinde valiler halk tarafından seçilir. Başkanlık seçiminde demokratik yönetimler ve yönetim anlayışı tamamen değişir. Halk kendini yönetir. Eğer siz başkanlık sistemiyle bunu gerçekleştirecekseniz peki diyelim. Ama ırkçı bir diktatörlük kuracaksanız asla buna izin vermeyeceğim diyor. Ve bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongrenize de başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Lami Özgen, kes genel başkanım.